ekranlarından herkese merhaba. Bursa sokaklarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı Deva Partisi seçimlere yalnız katılma kararı aldı. Bizler de Bursalılara sorduk. Bakalım onlar bu konuyu nasıl yorumluyorlar? Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı Deva Partisi seçime yalnız katılmaya karar verdi. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Ben onun da AKP'nin devamı olduğunu düşünüyorum ve hiçbiri ne Davutoğlu'na ne de Babacan'a güvenmiyorum. Sadece politika yapıyorlar, başka bir şey değil. Asla onlar AKP'den kopamaz yani. Şimdi her siyasi partinin kendine göre bir içerik vardır, yani tüzüğü vardır. Herhalde o altılı sistemden ayrılmış gibi, akşam programda seyrettim, açık ortamda ayrılmış gibi bir tavır vardı. Hayırlısı olsun yani, diyecek bir şey yok. Hepsi memleketin yani partisi, hepsi yani normalde şey bir parti yani. Siyaset açık parti. Ben saygıyla karşılıyorum. Onların kendi düşüncesi. Yani ayrılmasaydı iyi olurdu ama gruptan. Hani akşam ben de duydum. Artık kendi düşünceleri. Ne diyebilirim? Yani. Bence yanlış bir karar. Bu önüne zaten anlaştı. Altı parti bir anlaştılar. O doğrultuda yürümelerini ben tavsiye ediyorum. Vatandaş olarak. Ama tabii her parti kendi, onlar da ayrı bir parti, özel bir parti, şey. Onlar da kendiler bilir ama bence söz verdiği şekilde devam etseler çok daha iyiler. Davutoğlu'nun bu kadar diki bir adam olduğunu hiç düşünmemiştim. Ali Babacan'ın bu kadar diki olduğunu hiç düşünmemiştim. Tamamen AK Parti'nin bir oyunu. Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle Ali Babacan'ın partisi tamamen bir AK Parti'nin bir oyunu. Geçmişte Süleyman Soylu'nun partisi olduğu gibi. Nasıl şu an beraberler? Sadece oyu bölmek istiyorlar. Başka bir şey değil niyetleri. Oyu bölecekler, adam toplayacaklar. Sonra onlar tekrardan seçim sonrası birleşecekler. Seçim öncesi hepsinin eli pençe. Hepsi milletin önünde eğilen insanlar ama seçim sonrası milletin başına çıkan insanlar bunlar. İnşallah ben inanıyorum ki öyle bir gençler var ki bizde, yeni gelecek gençler öyle bir sağlam ki, öyle bir hakim savcı çıkaracağız ki yani dünyada yani konuşulacak hakim savcılarımız olacak inşallah. Ben ona inanıyorum. Yalnız hiçbir şey yapamaz. Öteki altılı partiyle girse olur ama yalnız başına hiçbir şey yapamaz. Aynı ortada kalır 3-5 insanla. Belli olmaz ya. Yok ya. Ben bir şey diyemem de, ben anlamam o şeyden. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Benim için tek başına girse de olur, koalisyona girse de olur, fark etmez. Oy isterse verir, isterse vermez. Dünyanın hali, Türkiye'nin hali görünüyor. Burada yapacak bir şey yok ki vatandaşın. Ne yapacak vatandaş? Aklını kullanacak, istediği kişiye oyunu verecek. Başka yapılacak bir şey yok. Ali Babacan sevilen bir insan bir de. Vallahi verilebilir yani. Öyle mi? He, evet. Tamam. Yo, biliyoruz kendisini de. Genç çocuk aslında yalnız Türkiye'ye kandırabilir yani biraz. Genç çocuk Türkiye'yi biraz daha ileriye doğru gidebilir yani. Biraz beklentisi var. Hem kendinin hem Türkiye'nin ondan çok beklentisi var. Olabilir. İnan bak. Yolundan dönerse bilemem, küserse vatandaşa. Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı Deva Partisi seçime tek başına katılma kararı aldı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çünkü yamuk yaptı. AK Parti'ye yamuk yaptığı için o hiçbir yere varamaz. Varmadığı için de ona ne diyeyim de? Allah ıslah etsin. Yani ne diyelim ona göre? Hiçbir şey olmaz. Yalnız başa hiçbir şey olmaz. Birleşirlerse olur. Yani hiçbir şey olacağını zannetmiyorum yani. Altı parti birleşirlerse o zaman güzel olur. Ama Ali Babacan tek başına hiçbir şey olmaz. Başka bir şey yok yani. Böyle başka türlü bir şey olmaz yani. Tayyip Erdoğan gene o kazanır. Gene Ali millet perişan bak herkes oturuyor görüyoruz. Yani tek başına hiçbir şey olmaz. Ancak birleşmeleri lazım. İşte o zaten dediğim gibi gidecekti onlar. O altılı masa bitecekti zaten. İşte yavaş yavaş başladı. Ali Babacan'dan pek beklemiyorduk onu. Davutoğlu'ndan bekliyorduk biz onu ama. O çıktı ilk önce. Öyle yani. Sağ gösterip solda vurabilir ya da Kılıçdaroğlu'nun elini de rahatlatabilir bence. Bence böylesi daha iyi olur. Çünkü Babacan'ın benim anladığım kadarıyla farklı bir hesapları var. Yani bu AKP'den kaçan seçmeni de çekecek anlaşılan. Durum onu gösteriyor. Beni tekim de öyle olması da iyi olur. Valla ben Ali Babacan'ı tutmuyorum. Ya, vereceğim parti şimdiden aklımda. Paylaşabilir miyim? Ya İşçi Partisi'ne vereceğim ya da Meral Akşener'e vereceğim. İkisinin arasındayım şu an. Malum hani piyasada görüyorsunuz, insanların halini görüyorsunuz. İnsanlar dibin dibi yaptı ama saray bambaşka, yemekler bambaşka, sofralar bambaşka. Bir de sanatçıları götürüyor oraya. Madem yemek veriyorsun, gariban insanlara yemek ver. Herkes orada yesin, herkes faydalansın. Sanatçıların paraya pulda ihtiyaç yok ki. Diyeceklerim bundan ne var et?
tek başına gelse iyi bir şey. Bence kazanmasını isterim. Sizce olur mu tek? Olur. Niye olmasın ki? Valla biraz zor. Yani başlangıcında biraz girdiği gibi direkt şeye girebilseydi, o altılık şeye de girdi şu anda. Ondan çıkıp tek başına ben isterdim aslında. Keşke çıkabilse ama biraz zor. Çıkamaz. Çıkar ya. Onun da kendine göre çevresi var. İstanbul'dan gelmeyiz. Çıkar. Bence çıkar. İnşallah çıksa ama biraz zor. Yani ben geçmişe göre böyle düşünüyorum da. Babacan'ı seviyorum. Zorlarlar ya. Tek çıkamaz. Doğru ya doğru şimdi. Keşke çıksa. Ama biraz palazlanıp kendini gösterebilecek bir koalisyonla girip sonradan ayrılsa daha olur. Ama şu anda şeyleri güçlü. Karşı taraflar güçlü. Yani tek biraz birbirimize. İstanbul'daki oğlum bile onu yani şey yapıyor. Onu tutuyor yani. Yani çok seviyor onu.